ışığı buldu galiba. Bu nedir? Tövbe bismillah. O ne lan? Çocuk ayağı bu. Ara polisi. Çabuk ol, çabuk. Hemen arıyorum. Ali, ormanda bir çocuk cesedi bulundu. Meral, sen masumsun. Suçlular kaçar, sen suçlu değilsin ki. Evet, masumum ama mahkemedekiler bana inanmıyor ki. Ya suçsuz da olsam hapishanede yatacağım. Ya ben anlamıyorum. Yetim ve parasızken de eziliyorduk. Şimdi zenginim, hala haksızlığa uğruyorum ya. Bu ne biçim bir iş? Ha, çıldıracağım. Meral bak, anlıyorum. Korkuyorsun, paniğe kapılmışsın ama kaçmak bir çözüm değil. Ya senin burada kalıp savaşman lazım. Ya kaderi bulacağız, senin suçsuz olduğunu bir şekilde ispatlayacağız. Ne zaman Cemre'cim? Ben hapishanede yaşlanınca mı? Ya kızlar, aklıma getirmek istemiyorum ama ya kadere bir şey olduysa? Ya bir şey olmadı kadere, hiçbir şey olmadı. Kader iyi, tamam mı? İnşallah Eylül, inşallah. Kader sağ salim bulunsun, ben o zaman geri dönerim. Ay çıldıracağım ya, hala gideceğim diyorsun Meral. Ya sen bu işleri kolay mı sanıyorsun? O teknelerde kaçarken insanlar ölüyor, hiç haberlerde görmüyor musun? Ya tamam Cemre ya. Ejder ayarladı, sağ salim güvenilir bir tekneyle gidecekmişim. Hem siz benim için dua edin. Yani hava kötü olmasın da batmadan ulaşabileyim Yunanistan'a. Sen sağ salim gittin yurt dışına. Tamam, ona da tamam. Peki orada nasıl geçineceksin Meral'cığım, bunu da düşündün mü? Kimin kimsen yok, ne yapacaksın orada ya? Ejder bana para gönderecek. Ya sen ne zaman bu kadar Ejder'e güvenir oldun, pardon? Ne yapayım Eylül ya? Denize düşen yılana sarılırmış. Ya başka çarem yok, anlasana. Hem ben meraklı değilim, anladın mı? Oraya sizsiz gideceğim, bilmediğim bir memlekette ne yapacağım yani, ne yapacağım? Meral. Bak canım, bak her zaman başka bir çare vardır. Biz birbirimize destek oluruz, sen ne olursun gitme. Lütfen. Ya Meral lütfen gitme, kal. Ya bir şekilde bir çözüm, bir çare buluruz. Ne olur kardeşim lütfen gitme ya, ne olur. Lütfen. Tamam mı? Tamam, tamam. Mati, üzülmeyin siz de. Tamam, ben birazcık daha kalıp düşüneceğim. Söz ver. Söz. Bu çanta ne? Bu akşam mı gidecektin yoksa? Evet, ama vazgeçtim dedim ya Eylül. Birkaç gün daha kalıp düşüneceğim. Bak Meral, bize haber vermeden hiçbir şey yapmayacaksın, tamam mı? Tamam canısı, söz. Demin et. Ay tamam dedim ya. Hadi siz de içeri girin. Vallahi Neriman basacak size, tonlarca laf söyleyecek. Hadi diye. İyi tamam. Görüşürüz. Gitme sakın bir yere. Tamam. Meral. Neyin var kuzum? Karnın ağrıyormuş. Bak sana nane limon kaynattım. Ya kıyamam ben sana, ne yapacağım? Hep de sarılayım. Hadi düşün benim. Şey, ben çantayı alayım. Boşalt onu. Tamam. Hadi sizi seviyorum. Hadi Edoş, gel. Sizi çok özleyeceğim.
Şuradaki avcı bulmuş cesedi komiserim. Tahminen 8-9 yaşlarında kız çocuk. İsmi Ada. Ada mı? Adını nereden biliyorsun sen? Bileğinde altın bir bileklik var. İsmi yazıyor. Anladım. Olay yeri inceleme cesedin en az 10 gün önce gömüldüğünü söyledi. Tabii kesin bilgi otopsiden sonra belli olur. Tamam, beni haberdar et hemen. Merak etmeyin komiserim. Alışmak zorundasın. Bizim işimiz bu. Ben her şeye alışabilirim. Ama küçücük bir çocuğu öyle görmeye alışamam. Hadi topla kendimi. Hadi. Tamam. Tamam, hadi başlayalım. Bunu yapan şerefsizi bulalım komiserim. Tamam, hadi. Bulacağız, hadi.